Efendim artık 2024'ü konuşuyoruz. 2024 yılında siyaset, ekonomi nasıl bir dünya bizi bekliyor? Bunları değerlendireceğiz kesin içinde sevgili Ahmet Kazım Han Hocam'la birlikte. Hocam günaydın. Nasılsınız, iyi misiniz diye başladıktan sonra usulen şunu sorayım. 2024'te bu özellikle Ukrayna ardından da Hamas'ın saldırısıyla İsrail'de başlayan bu olumsuzluklar artarak devam edecek gibi bir beklenti var. Siz 2024'e baktığınız zaman nasıl bir risk ve fırsat görüyorsunuz dünya ekonomisi ve elbette Türkiye açısından? Şimdi sevgili Artunç, öncelikle bizi izleyenlere saygılarımı sunayım. Sana da günaydın. Şimdi aslında neyi yönetmemiz gerektiği üzerinden galiba bakmamız lazım bu işi. Klasik manada bir risk yönetimi mantığıyla artık bu önümüzdeki dönemin riskleri sadece 2024 değil bak. Yani bundan sonra bir yerlerde bir şey olacak. Bak. Yani bu söylediğim ne demek çok hocam? Informatif. Ha? Yani dünya sistemi tıkanıyor Artunç. Dünya sistemi tıkanıyor. Bunun bir yerde bir patlak vermesi kaçınılmaz. Tamam mı? Patlağın ölçeğini, şeklini şu anda şey yapamıyoruz. Tam olarak düşünemiyoruz. Tam olarak belki işte şurada olacak falan diyemiyoruz. Onun için bir gün sabah bir yerde bir şey oluyor. Kalkıyoruz ve diyoruz ki yani herkes diyor sürpriz ne oldu? Aa, niye oldu falan. Bir anda İşte ajanslara eski tabirle hücum ediliyor, web sayfalarına hücum ediliyor. İşte böyle videolar çekilsin, bir uzmanlar çıksın, yolumuzu aydınlatsın falan istiyoruz. Çünkü riskler olağanüstü kompleks. Şimdi öyle karmaşık ki riskler, artık mevzu klasik manada bir risk yönetimi mantığının başa çıkamayacağı kadar girift hale gelmiş durumda. Dolayısıyla biz risk yönetmiyoruz bu noktadan itibaren. Senin de tabirinle belirsizlik yönetiyoruz. Ve belirsizlik normal olmuş vaziyette. Yani işin doğal olan hali istikrarsızlık, pek de öyle doğal olmayan hali de istikrar. Şimdi böyle baktığımız zaman bir taraftan teknolojinin baskısı, bir taraftan finans piyasalarının baskısı, bir taraftan ekonominin baskısı, bir taraftan siyasetin bütün bunları şekilleyici baskısı, küresel olarak konuşuyorum. Bunlar artık böyle tek boyutlu risk yönetimi anlayışlarıyla, işte bir bankanın klasik işte riske bakış mantığıyla ya da bir firmanın klasik olarak mesela politik riskleri görmezden gelerek dünyanın değişik yerlerinde yatırım yapmasıyla falan kendini koruması ya da yatırımcısına en iyi değeri getirmesi noktasında en iyi performansı göstermesi için yeterli olmayacak. Ne yapması lazım? Ne yapması lazım hocam? Vallahi yapılmaya başlandı bu. Yapılmaya başlandı. Ne oluyor? Eski diplomatlardan dış politika uzmanlarına, işte bunların biraz daha ekonomi bilenleri daha revaçta falan. Örneğin diplomasi muhabirlerine, dış politika muhabirlerine, büyük dünya şirketleri, ulus aşırı şirketler istihdam etmeye başladılar. Bu insanları istihdam ediyorlar. Ve ne olarak istihdam ediyorlar dersen, o kadar enteresan şeyler, pozisyonlar çıkmış vaziyette ki bak. Mesela Mitsubishi bir küresel istihbarat komitesi kurmuş vaziyette. Yani şey yapmıyorlar, istihbari çalışma, gizli servis çalışması falan yapmıyorlar. Riskleri değerlendiriyorlar ve riskleri önceliklendiriyorlar. Yani diyorsunuz ki dünyanın herhangi bir yerinde yatırım yapacaksanız jeopolitik gelişmelere karşı bir tane siyasetten anlayan, ülkeler arası ilişkilerden anlayan bir uzman koyun. Yönetim kurulunuza ya da danışman olarak alın. Doğru mu anlıyorum? Valla yani bunu yapıyorlar diyorum. Alın falan demiyorum. Herkesin aklı biliyorsun. Descartes ne demiş? Buna niye demiş ortaklaşa sağduyu adını veriyorlar bilmiyorum. Çünkü herkesin dünya üzerinde en
adil şekilde dağıtıldığını düşündüğü şey akıl olmalı. Zira bütün herkes kendisininkinin en iyisi olduğunu düşünüyor. Dolayısıyla ben hakikaten bu adalet hissiyatının yaygın olduğunu düşünüyorum. Kimsenin şeyine çok ihtiyacı yok. Ama ben şunu biliyorum bak, yani rahatlıkla söyleyebilirim. Dünyanın büyük, çok büyük inşaat şirketlerinden bir tanesi var. Michigan'da, Amerika'da, Barton Marlow diye. Barton Dünyanın değişik yerlerinde inşaat yapıyor ve inşaat yaptığı yerler işte jeopolitik risk algısı yüksek yerler. Yani ülkenin kendisi illa çok riskliymiş gibi gözükmeyebilir ama olduğu yer riskli. Örnek vereyim. Basit anlaşılsın diye veriyorum evet. örneği. Spesifik bir bilgiden yola çıkarak değil. Birleşik Arap Emirlikleri istikrarsız bir ülke mi? Hayır, değil. Ama nerede? Körfez'de. Arkası Suudi Arabistan, önü İran, alt tarafı Amerikan uçak gemisi, üst tarafı Katar, arka tarafı efendime söyleyeyim İsrail bir ülke yani. Şimdi burada yatırım yaparken ülkenin riski dışında göz önüne alman gereken şeyler var. Dünya çapında çalışan bir inşaat şirketi olarak, bir taahhüt şirketi olarak Barton Marlow ne yapıyor? Gidiyor. Bu biraz evvel söylediklerimizi yapıyor. Alıyor bir takım uzmanları. Senaryo planlama çalışmaları yapıyor. Stres testleri yapıyor. Bunları içinde barındırıyor ve bunlarla bir bilgi üretiyor. Çünkü her şeyi bir arada düşünmek zorundasın artık. Bak, teknolojinin getirdiği risk var. Finansın, ekonominin, yani demin saydım siyasetin hepsinde çığır açıcı olduğu söylenilen, hoş her çağda herkes bunu iddia eder ama bu dönemde riskleri arttıran, zira belirsizliği tavan yaptıran bir halde Hocam gelişen bir. bu bir şey söyleyeceğim Ahmet hocam. Şimdi bu zaten yani senelerdir biz bunun içinde yaşıyoruz ki 2024 niye farklı olsun ki? 2024 niye farklı? Çünkü gittikçe sistem sıkışıyor. Oraya Farkındalık gelelim. artıyor. Farkındalık, bak, farkındalık. Şimdi kimse bir şeyin üzerinde durmuyorsa o şeyin olmadığı manasına gelmez bu. Yani bir jeopolitik risk her zaman vardı ama ya inşaatçı, Türk inşaat şirketlerini ele al abi. Türk inşaat şirketlerini al. Hep beraber aldır aldır Libya'ya gittiler, değil mi? Libya'da yani bizim genelde anam babam. Yani bütün şirketleri söylemiyorum. Eyvallah. Tenzih ediyorum. Gitmeseler Vardır miydi istisnası. hocam? Vardır. Hayır, gitselerdi de gerekli bilgiyle mücehhez gitselerdi. Şimdi Muammer'in en samimi arkadaşı, kayınvalidesinin oğlunun kızının damadı var. Abdurrezzak, biz onunla konuşuyoruz. Bir hükümet ilişkileri stratejisi değil. Bunu söylüyorum. Veya yani Libya dünyanın neresindedir ilk defa giden şantiye şefiyle orayı yönetemezsin. 20. kere giden şantiye şefiyle de yönetemezsin. Çünkü bu riskin doğası şantiye şefi tarafından yönetilebilecek değildir. Şantiye şefi dünyadaki herkesten daha iyi şantiyenin riskini yönetebilir. Kim yönetebilir bu Tamam mı? riski hocam? Bu riski bir kere birbirinden farklı disiplinlerde bilgiye sahip olan insanlar ve bu insanlardan oluşan daha büyük gruplar yönetir. Bu riski ekonomi politik uzmanları yönetir. Tamam. Bu riski uluslararası ilişkilerden anlayan ve fakat işin finansal boyutuna cahil olmayanlar yönetir. Bu riski diplomatik temaslar yapmasını bilenler yönetir. Bak, sana mesela şey yapayım. Ya Henry Kissinger yeni öldü. Evet. Bu adam hayatının son 70, 20, 40, son 45-50 senesini bu adam jeopolitik risk danışmanlığı yaparak ve bu konuda işte Kissinger Associates diye dünyanın en büyük firmasını kurarak şey yaptı. Evet. Network manager etti. Tanıdığı insanlar, reputasyonuyla gidip konuşabildiği insanlar ve kendisi için çalıştığı şirketlerin riskini azalttı. Adamı sevmedi, tamam, eli çok kanlı. Anladım hocam. Kissinger'ın yargılanması lazım falan. İngiltere'nin en son ulusal güvenlik danışmanları, tamam mı? Bunlardan bir tanesi. Sir Stephen Lavrov. Tamam mı? Şimdi Yatırım Bankası Lazard'ın danışmanlığını yapıyor. Çünkü Dünya Bankası siyasetle ekonomi çok iç içe.
Örnekler çok fazla. Buradan isimleri arttırabiliriz ama bence artık 2024'teki risklere geçelim yavaş yavaş. Yani Tamam. Şimdi iki. 2024. Tamam. Şimdi doğru. Onu kaçırmayalım. Şimdi bak, tekrar edeceğim aynı mekanizmayı. Bu bir riskin var olduğunun farkında olmaman o riskin olmadığı Olmadığı manasına gelmez. anlamına Pek az gelmez. Aynen. insan farkındadır belki riskin ama risk oradadır. Tamam. Fakat ne zaman patlayacağını işlerin noktasında bir endişe sahibi olmaya başlarım ben, biliyor musun? Mesela 6 ay evvel sen bir riskin varlığına dair bir şey duymuşsun ya da tespit etmişsin falan ama kimsenin umurunda değil. Daha fazla insan, gittikçe daha fazla insan buna ilişkin farkındalık geliştirmeye, tedbir almaya falan başladıysa bir yerlerde bir şey patlayacak demektir. Çünkü insanların çoğunluğu bu ileri görüşlülük dediğimiz, efendime söyleyeyim, öngörü dediğimiz disiplinden ve yetenekten ve bu işin bilimsel araçlarından çok haberdar değildirler. İki, konfor alanımızdan çok çıkmayı sevmeyiz. Tamam mı? Dolayısıyla jeopolitik riskler vardır ama pek fazla insanlar bunlarla alakalı konuşmuyorlardır. Ya bırak abi, o da mevzu değil. Ya işte demin anlattım ya, Kaddafi'nin Tabii. yeğeninin, kuzeninin, oğlunun, kızının damadı var. Onunla biz bu işi hallederiz falan havasındadırlar. Fakat bir gün işler sarpa sarmaya başlar. İşte Libya'da bilmem ne olur, Irak'ta bilmem ne olur falan falan. Arkasından bakarsın pıtrak gibi dünyanın her tarafında herkes bu işlere düşmüş. Ha, o tehlikeli bir an. Neden? Çünkü Anladım herkes hocam. farkına vardığı andan itibaren artık riskler gerçekleşme aşamasına gelmeye başladı demektir. Bak, Tayvan Boğazı ile ilgili acayip şey yapıyorlar, konuşuyorlar. Hocam Ya 5 senedir bir konuşuluyor bu ya. bak, doğru ama 5 senedir çok da konuşuluyor abi. doğru. Bunlar bir kere gerçekleşir Arthur. Beş Anladım. sene konuşursun. 5 sene boyunca zaten o 5 senede ancak belirli tedbirleri alabilirsin. Bu tür büyük etkisi olacak risklere karşı. Bunlara ne deriz biz? Düşük olasılıklı ya da zamana yayılmış fakat yüksek etkili riskler. Hocam. Tamam mı? Hocam bak Bu sağ elini riskler al. Sağ elini al. Sol omzunun üst ya. köşesine. Sol omzunun üst köşesine. Parmağınla göster yukarıyı. Bak Black Swan diyoruz biz bunlara. Evet. Ha, doğru, tamam. Eyvallah. Tamam. Bu Black Swan riskler gerçekleştiği zaman sen bunlarla baş edemezsin. Zaten 5 senedir konuşmuyorsan baş edemezsin. O konuşma boşuna değil yani. Anladım hocam. Fakat herkes birden bunların farkına vardığı zaman, herkes bunlarla ilgili konuşmaya başladığı zaman artık gerçekleşme noktasına geliyor demektir. Bak, Microsoft'un Birleşmiş Milletler ofisi var abi. Çünkü işi bunlardan etkileniyor Microsoft'un. Tamam mı? Yani herkesin Ve eski, bak Ankara'da eskiden ofisinin olması gibi bir şey herhalde hocam. ha bak eski herkesin Ankara'da ofisinin olmasıyla aynı mantık tabii de. Aynı sistematik midir, aynı uzmanlık mıdır, aynı metodoloji Değildir midir tabii. bilmiyorum. Bak, Tabii. Microsoft'un Birleşmiş Milletler'de ofisi var dediğim zaman şimdi birileri şunu söyleyebilir. Ya hoca, o da Microsoft tabii olacak, tabii Birleşmiş Milletler. 2024'ün özelliğini sordun ya, işte bak ikinci özelliği 2024'ün. Eskiden bu Microsoft'u ilgilendiriyordu sadece. Bugün köşedeki irice hipermarket zincirini de ilgilendiriyor. Çünkü Yerel. aşılarla bize çip Yerel. Onu yapıyorlar mı bilmem ama riskler koyuyorlar. gittikçe tabana doğru iniyor. Bu makro riskler yüksek etkili ama belki düşük olasılıklı. Fakat zamana yayılmış riskler gittikçe aşağıya doğru iniyorlar. Bak mesela Çin'le ABD'nin ikisinin birden biri değil, ikisinin birden resesyona girme ihtimalinin olduğu bir dünyadan Anladım. bahsediyorum. Anladım Bak hocam. Hocam. ya, bu ne demek biliyor musun? Bu ne demek biliyor musun? Bak, ben sana tam rakamı da şey yapmadan, hatalı olmadan söyleyeyim. Bu ne demek? Ben sana şöyle ifade edeyim. Dünyada devletlerin sahip olduğu borçların toplamının yarısı. Yarısı. 49,34'ünü ellerinde bulunduran iki ülke resesyona giriyor demek. Eğer burada jeopolitik risk görmüyorsan,
önümüzdeki dönemin iki tane dominant gücünün bu kadar borçluyken resesyona girmesinde bir risk görmüyorsan, o benim patlama evet hocam ihtimali anladım dediğim şeyden endişe etmiyorsan, git kendini kontrol ettir. Ya fazla iyimsersin ya Pollyanna şeyine kapıldın gidiyorsun. O da kolay gelsin zaten. Anladım. Ya da bu işlerden pek anlamıyorsun abi. Yani eninde sonunda bir yerlerde patlayacaksın. Zaten patlamaların şey yapıldığı, yaygınlaştığı aşikar. Nereden aşikar biliyor musun? Ortalama şirket ömürleri 1/3'e düştü şu anda. Eskiden 60 sene yaşayan şirket bugün 19 sene yaşıyor. Tamam mı? Güzel. Bir tarafta da bazı markalar mesela Microsoft, mesela işte Alphabet falan, bunlar da tekelleşiyorlar ve devasalaşıyorlar. Bunların devletlerle rekabet eden, devletleri andıran kompleks ve çok güçlü yapılara sahip oldukları bir noktaya geliyor. Yani mesela Amazon'un elindeki nakdin miktarı dünya üzerinde var olan ülkelerin neredeyse yarısından daha fazla. Güzel. Şey gibi, Starbucks gibi. Evet ama Starbucks'ta da çok nakit var ya. İşte ama o ayrı, onu protesto ediyoruz. Ben Starbucks'la ilgili konuşmayı reddediyorum çünkü protesto ediyorum. Ondan sonra neyse, yani protesto edeceğin adamı da doğru seç birader. Buna girmeyeceğim, sinirleniyorum. Netice itibariyle bu riskler artık daralan bir koridora girmiş vaziyette. Ha, bu daralmanın sonucu 15 senede gelir, 20 senede gelir. AI'yı manage edemediğin için gelir. Yani tamam mı? Artificial intelligence'la baş edemediğimiz için gelir. Bir yerde bir şeyler kontrolden çıkar, onun için gelir. Onu bilmiyorum. Bak, başka bir şey söyleyeyim. Dünyanın bir yerinde Amerika'da yeni moleküller keşfetmek suretiyle yeni ilaçlar üretmeye çalışan bir şirketin kurucusuna diyorlar ki, ya riskler ne acaba bu artificial intelligence ile ilgili, neler olabilir? Bu da kendi alanında olduğu için o güne kadar düşünmediklerini, en azından kendi ifadesiyle düşünmediklerini söylediği bir şey yapıyor. Toksisiteden uzaklaşarak molekülleri icat et diye veriyor ya yapay zekaya modeli, AI'ya. Evet. Tamam mı? Evet. O onu de ki o sıfır. Yani sıfır, o komut sıfır komutu. Bir sıfır ya bu dijital işler. Sıfır komut. Ya diyor tam tersini yapayım. Gittikçe daha toksik şeyler icat et. Yani sıfırı bir yapayım sadece programda. Tamam mı? Bir yapıyor programda sıfırı. 40 bin daha önce kullanılmamış toksisite dediğim zehirlilik, insana zarar. Zararlılığı gittikçe artan derecelerde 40 bin yeni molekül dizini bir gecede yapay zeka üretiyor. Bunlar sarin gazından, ki kimyasal silah konvansiyonuyla yasak, daha zehirli. Evet. Eğer Daha yasaklansın. zehirli. Şimdi hayır, yasaklayamayacağına göre bu riskleri nasıl yöneteceksin? Yasaklamana imkan yok. Olanak dışı. Yapamazsın. Çünkü acayip bir rekabet avantajını sen yasaklarsan yasaklamayı istemeyenlere hediye etmiş olacaksın. Yasaklamayı istemeyenlere hediye etmiş Ama olacaksın. hocam Şimdi nükleer silah gibi bir şey bu. Daha beter. Zaten adamı derdest edip derhal Beyaz Saray'a falan çağırıyorlar. Bu konuda bir sürü haber var. Yani bizi izleyenler arayıp bulabilirler bunu. Tamam mı? Yani 40 bin ne demek abi? Bak, bir gece evvel insanoğluna bilinmeyen 40 bin bileşim. Anladım. Birleşim. Tamam. Anladım 40, hocam. Bir gece evvel. Bir gece evvel yok. Hocam, şimdi bak. Tamam. Şimdi bu riskler öyle riskler ki abi, bunları yönetmek için öyle, yani bizim patron, biz
bizim patron kredi meselelerini iyi bilir, bankaları iyi yönetir falan. Öyle değil. Off balance sheet riskler bunlar. Yani bilançoda bulunmayan artık riskler, öyle finansal, işte itibari, iletişimle alakalı falan değil. Diyorum bak, hepsi bir arada. Bütün bunlara dair farkındalığın artması da Artunç beni tedirgin ediyor. Kim Evet. bilir, belki yarın, belki yarından da yakın psikolojisine sokuyor beni. Anladım hocam. Anladım hocam. Şimdi 2024'te diyorsunuz ki riskler değil belirsizlikler artacak. Siyah kuğular çok fazla. Büyük şirketler giderek bu işi daha iyi yapıyorlar. Çünkü bu belirsizlikleri yönetmenin çok daha önemli olduğunu biliyorlar. Microsoft örneğini verdiniz. Barlow örneğini verdiniz. Dediniz ki burada risk yöneticileri, jeopolitik konulardan anlayanlar lazım dediniz. Ondan sonra iki tane ülke, Çin ve Amerika Lazım da resesyonu demiyorum. Yani lazım da demiyorum. Dünyanın en büyükleri bunu yapmaya başladı ve bu riskler tamına lazım doğru hocam. gidiyor. Ben diyorum, tamam ben diyorum. Lazım diyorum ben. Var Ondan diyorum, sonra var diyorum. var, tamam. Bu bir şeye gidiyor dediniz. Bottleneck'e doğru gidiyor artık. Bu bir şey patlayacak Aynen. dediniz. Yani bir yere gidiyor. İşte ilaçlar da onlar da bunlar. Şimdi getir Efe'cim The Economist'in kapağını. Madem herkes öyle işte bunun şifreleri mifreleri diye. Şimdi burada sizin söylediğiniz her şeyden ben bir şey söyleyebilirim. İşte Ya AI dediniz. Artunç, Ha. dur sen Söyle. söyleyeceğini söyle sonra. Ben Yok tutacağım yok kendimi. Tutacağım kendimi. ben susuyorum. Ben buyurun. Tutacağım kendimi. Allah aşkına söyle. Allah aşkına Yok sen söyle. Sonra yok. söyleyeceğim şeyden sonra. Zaten programı kapatacağız. Sen söyle. Ha öyle mi? Tamam. Tamam işte yani buradaki bunun şifrelerini falan çözmeye gerek yok yani. Bu söylenen şeyler burada hepsi var. Bence bu kapağın güzelliği şu. Hani bir bu da size kapak olsun demişler. Hani öyle riskler kardeşim işte 2024'te Fed faiz indirimlerine başlar. Biz de böylelikle enflasyonla mücadelede çok iyi yere geliriz. Sorunlar çözülür. Lay 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 lom. Piyasalarda çok iyi. Yani bunu böyle söylerseniz para kaybetmeye mahkumsunuz. Bu riskler var dikkat edin diyor. Şimdi ben tabii bu risklerden hangileri ne zaman gerçekleşir ve bunlara karşı hani hangi yatırım aracıyla korunabiliriz gibi bir noktaya taşımaya çalışacağım bu riskleri tekrar konuşurken. Yani altın Bak tekrar zaten parıldar mı diye konuşacağım. Buyurun. Buyurun. bak sen buna girmeden bir şey söyleyeyim. Bak ne dedik? 1940'larda, 30'larda şirketler 50 sene yaşıyorlardı. Zaten bu risklerin varlığı ya, yani bu şimdi şunu düşünmüyoruz değil mi? Averaj patronun zeka düzeyi ve işine hakimiyeti geçtiğimiz 50 sene içerisinde düşmüştür. Averaj patronun eğitimi ve çalıştırdığı insan gücünün eğitimi ve yetkinlikleri azalmıştır değil, değil mi? Son 50 senede, 100 senede böyle olmadı Türkiye diyelim. için mi konuşuyoruz? Hayır, bütün dünyada. Bütün dünyada. Türkiye bence çok farklı da o yüzden. Ya Yani Türkiye'yi farklı konuşabilirsin ama Türkiye'de bak. bence patronların ortalama zeka düzeyi düşmüştür. Çalıştırdıkları elemanların zeka düzeyi yükselmiştir. Patronlar, yani bunlara siyasetçiler de diyebilirsiniz. İşi gençlere bıraksalar işler daha kolay olur. Dünyada da benzeri şeyler söylenebilir ama orada en azından bilim akıl tarafında daha fazla kullanılan insan gücü var diye düşünüyorum ben. Tamam ama yani bütün bunları söylemekle birlikte senin söylediğin bugünkü fotoğraf, zaman içerisinde baktığın zaman şunu söyleyemezsin diye düşünüyorum. Çünkü bu insanların büyükçe bir bölümü hala, yani 50 sene önce işlerine başlamış olanların bir kısmı 70'lerinde belki ama hala işlerinin başında. Belki şartlara adapte olmakta zorluk çekiyorlar kısmen ama yanlarında çok iyi okullarda okumuş ikinci, üçüncü jenerasyon insanlar var falan falan. Veya Türkiye ile ilgili çok hususi bir durum olduğunu bunun kabul edelim. Ama şunu bence söyleyemeyiz abi. Yani son 70 sene içerisinde ortalama patronun, hele ve hele belli bir büyüklükte, belli bir bilanço büyüklüğünde, belli bir kompleksitede
karmaşıklık da örgütsel olarak şirketlerde, olumlu bir şey olarak söylüyorum bunu. Patronların ya da çalışanların kalitesi düşmedi abi. Yani işlerini daha kötü idare etmiyor bu insanlar. Ama aynı dönemde bak kriteri veriyorum. Standard & Poor's'un, S&P'nin 500'ü var ya. Evet. Amerikan Borsa Endeksi. Amerikan Borsa Endeksi. Sana söyleyeyim bak. Bırak öyle 40'ları, 30'ları falan filan. 1980'de S&P'de var olan şirketlerin ortalama ömrü 36,4 seneymiş. 2028'de 15,7 olması bekleniyor. Bugün 19 sene. Demin verdiğim rakam. Anladım. Bugün 19 sene. Bak tek tek okudum bunu. İşler zorlaşıyor, iş yapmak zorlaşıyor. Bugün, yani 36 seneden 19 seneye bunun düşmesinin nedeni iş ortamın değişiyor, risklerin değişiyor, bunların yönetim biçimleri değişiyor, yaptığın iş eskiyor. Ünlü Avusturyalı ekonomist, benim hayranı olduğum Schumpeter'in söylediği o disruptive change geliyor. Yani yıkıcı değişim, dönüşüm geliyor. Sen Constructive distraction. Evet, tamam mı? Disruptive bir change geliyor. Ama constructive olmasının nedeni ne? Schumpeter orada iyimser. Çünkü daha iyisine doğru gittiğimizi düşünüyor. Basitçe söylemek gerekirse ama disruptive change. Yani bir anda hani her üçüncü şeyi dalgayı değiştirecek. Alıyor, dördüncü dalgayı getiriyor. O üçüncü dalga şirketler artık yok demek falan değil. Klasik işte Peter Drucker hikayeleri. Tamam mı? Hala o üçüncü dalga şirketlerinden bir kısmı da kalıyor. Ama buradaki mesaj bunların hiçbir tanesi değil. Buradaki temel mesaj şu. Eskiden 40 sene neredeyse var olabilen şirketler yetkinlikte anlamlı bir değişikliğin girişimci veya insan kaynağı noktasında oluşmadığını düşündüğümüz bir ortamda, tamam mı? Neredeyse yarı yarıya yaşam sürelerini kısaltıyorlar. Ve Evet. bunlar sıradan şirketler değil. Amerikan Sermaye Piyasası Kurulu tarafından, SEC tarafından, Securities and Exchange Commission tarafından Amerikan borsasına girebileceği söylenen ve Standard & Poor's tarafından, dünyanın en itibarlı bu konudaki kuruluşlarından birisi tarafından, kendi 500 endeks şirketi arasına dahil edilmeye layık görülen şirketler için konuşuyoruz. Hal buysa, tamam mı? Hacı Emin Efendi ve mahtumları ile ilgili oturup ben olsam bir 35 kere düşünürüm ha. Tamam hocam. Zaten öyle oluyor Bir çünkü ben araya gireyim üçüncü mi? jenerasyon. Bir ben araya gireyim mi? Şöyle. Şimdi diyorsunuz ki yani kardeşim siz Türkiye'de kendiniz çalıp kendinize oynuyordunuz. Öyle borsaya çatır çutur bir sürü şirketler geliyor. Güzel. Dünyada şirket yönetmek, ticaret yapmak çok zorlaştı. Ki bunlar en son teknolojileri falan da kullanıyorlar. Akıllı uslu da adamlar. Ama dünyada riskler dolayısıyla, yönetilememesi dolayısıyla 36 sene yaşayan ortalama şirket ömürleri 19 seneye düştü. Önümüzde de 15 seneye düşecek. Yani kardeşim hangi şirkete Amerika'da ya da Türkiye'de yatırım yaparken bir kere dikkat edin. Çünkü iş yapmak çok zorlaştı. Bu bir. Disruptive olan yani katma değerli şirketler. Yani bunlar tıp ve teknoloji alanında daha fazla olabilir. Bunlara doğru gidin. Ben bunları anlıyorum şimdi. Üç, Türkiye'de şirketlere yatırım yapıyorsunuz. Ya bir dışarıdan para buluruz, halka arz seferberliği falan. İnsanlar da aç susuz gelen oradan 1.000 liraya bile muhtaç. Onun için hocam halka arzlara niye giriyorsunuz demeyin bize muhtaçız. Ne var ki kim para kaybetti halka arzdan falan diyor. Kardeşim bir yerde öyle bir kaybederler ki o halka arzın sonunda tepeden alanlar tepe taklak olurlar. Şimdi dönüyoruz artık Türkiye'ye ve inşaat örneklerini de çok verdiğiniz için Türkiye katma değerli işten ziyade inşaatla bilmem neyle yürüyor. Mehmet Şimşek de diyor ki kardeşim artık ihracat yapın falan. İhracat yaparken hangi ülkede hangi risklerle iş yaptığına bir dikkat etmen lazım. İkincisi kur çok değersiz olmayacağına göre, kur çok Türk lirası değersizleşmeyeceğine göre öyle ihracat yapmak falan da kolay değil. Şimdi seçici geçirgen olacağız önümüzdeki dönemde. Şimdi riskleri konuşmaya başlıyoruz. Getir Efe'cim bir tane bugün sevgili Murat Aysan paylaşmış gayrimenkul sektörüyle ilgili
bir Reagan raporuydu galiba. Onu ekrana getirelim. O raporun kapağında da yani 2024'te de işte şeyler düşecek. Nedir adı? Konutlar falan gayrimenkulde düşüşler olacak gibi bir şey var. Genel olarak resesyon beklentisi var. Efe getirebilecek misin onu? Şimdi riskleri evet saydık. Türkiye'deki durum dünyadakinden ayrı kalamaz. Artık finansman arıyorsun. Öyle FED faiz indirecek biz kurtulacağız falandan öte bir şey var. Dünyada şirketlerin ömürleri azalıyor. Riskler artıyor falan filan. Türkiye buraya bir gelmesi lazım. Türkiye buraya gelinceye kadar da Türkiye'nin büyüme modelinde yarın öbür gün yine sesleri çok fazla çıkacak olan bence bu konut piyasası var. Gayrimenkul inşaat var. Dünyada da iş yaparken, Türkiye'de de inşaat yaparken Redfin diye bir uluslararası firma var. Housing market dediğimiz bir konut piyasasına bakıyorlar. 2024 beklentileri. Buradan raporun içeriğine de girelim yavaş yavaş. Yani işte 2024 diyor, ev almak isteyenler için diyor bir fırsat yakalayacak diyor. Fiyatlar düşecek diyor. Yeni satıştakiler artacak diyor. Prediction one, home prices will fall %1. Böyle çeşitli senaryolar falan yapmışlar. Hocam şimdi Türkiye'de de enflasyonun ne olup ne olmayacağı, döviz bulup bulamayacağımız önemli. Benim merakım şu Türkiye açısından. Yani enflasyonla mücadele 3 ay herhalde kendi başına bırakılacak bir şey değil. İşte gördük. Şimdi tekrar yükseliyor. Asgari ücret konusu gelecek şimdi. Ondan sonra 3 ay seçime onun kadar... Onun yarattığı enflasyonist baskı olacak. Gelecek. 3 ay boyunca faiz arttırmayacak belki. O sırada bu enflasyondaki yapışkanlık duruyor. Çekirdek mekirdek değil yani. Enflasyonda yapışkanlık orada duruyor. Sen böyle full bir mücadele edip ekonomiyi yavaşlatmazsan öyle Türkiye'ye böyle 3 kuruş 5 kuruş para gelir. Bir de siyaseten de adamlar zaten yani NATO içerisinde sana güvenmiyor. Avrupa Birliği içerisinde sana güvenmiyor. Haklı haksız demiyorum. Güvenecek hareketler yap da demiyorum. Durum tespiti yapıyor. Yani böyle bir ortamdasın. Paraya da ihtiyacın var. Şimdi dünyada da riskler var. Şimdi böyle baktığın zaman abi yatırımcılar genel olarak Türkiye'de dövizini hiç bozmuyor. Hatta altın şu anda yani o savaştan dolayı bir 2000'e doğru hareketlenip geri gelmişti. Ondan sonra iki resesyon olasılığıyla yani faizler çok fazla düşecek diye Amerika'da falan altın fiyatları bir 2200'lere git doğru hareketlendi 2100'ün üstüne. Ondan sonra %6 bir düştü. Bundan sonra biz risklere karşı korunmak için ne yapacağız? Türkiye ekonomisindeki riskler neler? 2024'e baktığımızda. Abi şimdi demin konuştuklarımızdan devam edelim istersen. İşte bu Schumpeter'in meşhur yapıcı yıkım şey yaklaşımı ve oradan neşet eden düşünce sistematiğinin geldiği disruptive change, disruptive innovation meselesi. Yani dönüştürücü, bütünüyle dönüştürücü yeni fikirler ve bunların getirdiği değişim. Şimdi bunlar zaten işler üzerinde büyük bir baskı yaratıyor. Bunları jeopolitik risklerle bütünleştirdiğin zaman hikaye iyice farklı bir şey alıyor, manzara arz etmeye başlıyor. Ve bunları da bu manzarayı da yönetebilmek, bundan kaynaklı belirsizliği yönetebilmek için şirketlerin, büyük şirketlerin elinde imkan var. Onlar gidiyorlar, bir takım uzmanları zaten hali hazırda, işte demin anlattık, alıyorlar, istihdam ediyorlar. Bunlar da onlara bir yol haritası çiziyorlar, risklerini yönetiyor. Ama bireyler açısından böyle bir şey söz konusu değil. Bu sadece Türkiye'deki bireyler açısından değil. Bak Çin'de de aynı şey geçerli. Çin'de biliyor musun yerel yönetimler kendi projelerini finanse etmek için çok tanıdık gelecek bizimkilere. Basit bir şekilde ifade edeceğim. Tam onun dinamiklerine göre ama arsa imar rantından yararlanıyorlar, tamam mı? Fakat bu arsa imar rantıyla gidebildikleri yolun menziline erişmiş vaziyette Çin'deki yerel yönetimler. Bu yüzden Moody's Çin'in kredi notunu düşürdü. Tabii Çin şey yapıyor, varyansını ediyor.
Ondan sonra büyüme şeyini tahmininde düşürdü. OECD de düşürdü. 4,7'ye geriletmiş. Moody's'e sorarsan 2 sene üstünce %4 gider diyor. Burada bütün bunların ortasında Çin'de bir gayrimenkul krizi yaşanıyor. Tamam mı? Gayrimenkul fiyatları dünyanın her yerinde şiştiği için, Çin'de de şiştiği için burada bir düşüş bekleyen o rapora ben katılırım. Bunun ötesinde servet dağılımı bütün dünyada bozulduğu için orada da bir sıkıntı var. Çin'in notunu düşüren Moody's buna da dikkat çekiyor. Ben sana rakam söyleyeyim. Çin'de çalışma yaşındakilerin toplamının %1'ine denk gelen 8,5 milyon insan, 18 ila 59 yaşları arasındaki 8,5 milyon insan kara listeye alınmış durumda. Borcunu ifa edemiyor. Takipteler yani. Takipteler. Bu rakam 2020'de 5,7 milyondu. Türkiye'de de bu rakamın arttığını görüyoruz. Tamam mı? Bunlara bakan reyting kuruluşları dünyadaki bu büyük devletlerin gidişatını hiç de iyi görmüyor. Reyting kuruluşlarını geçtim. Hadi onları alıyorsun, satıyorsun diyorlar. Tamam, bence öyle o kadar basit değil ama geç onu. Olabilir. Ama uluslararası kuruluşlar da aynı şeyi söylüyorlar. Bak OECD de aynı şeyi söylüyor. Tamam 0,7 daha fazla bulmuş Çin'deki büyüme. Ha bu büyüme rakamları da tutar tutmaz o da ayrı bir konu ama bir trende işaret ediyor. Tamam. Şimdi burada gördüğümüz bütün dünya küçülecek. Küçülürken talep azalacak. Talep azalırken rekabet gücün oranında bu yeni kırmızı okyanusta var olacaksın. Bu boğaz kesen rekabette var olacaksın. Peki senin Türkiye olarak rekabet gücün nerede? Türkiye olarak rekabet gücümüz maalesef geçtiğimiz 20 yılda, 25 yılda değişmedi. Tamam mı? Son 6 senede de değişmedi. Ha, ona ilişkin bir takım rakamlar söyleyeyim. Tamam mı? Bizim temel rekabet unsurumuz iki taneydi. Bir tanesi ana. Ana. Ana ne? Esas olan bizde işçilik ucuz idi. Tamam mı? Bu rekabet modelinden başka bir rekabet modeline geçmek mümkün mü? Mümkün. Nasıl geçersin abi? Gayet basit bir biçimde geçersin. Şöyle geçersin. Mesela sermayeyi arttırırız. Ülkede. Mesela ülkenin teknoloji girdisini üretimdeki arttırırsın bu faktörü. Daha ileri bir aşamaya taşırsın. Bunlar oldu mu Arthur? Hiçbiri olmadı. Türkiye'nin hala temel rekabet gücü bir unsura dayalı ucuz iş gücü. Ama ucuz iş gücü de enflasyonun altında boğuluyor. Boğuluyor. Dolayısıyla o ucuz iş gücü artık olması gereken kadar ucuz değil. Olması gereken lafının altını çiziyorum. Hemen oraya bir şey koyup, asterisk koyup anlatayım. Bence olması gereken değil. Uluslararası rekabet koşullarının Türkiye'ye bastırdığı, bunun da müsebbibi çalışanlar değil, onlar hiç kuşkusuz daha fazlasını hak ediyorlar. Emekliler hiç kuşkusuz dünya kişisel finansman yönetim ödülüne adaydır. Bir Nobel konulsun emeklilerine verilsin Türkiye. Tamam? Böyle bir Nobel kurulsun. Kişisel finansmanı yönetme modeli. Türkiye'deki emekliler class action alırlar abi bunu. Bir grup olarak alırlar. Hocam, Dolayısıyla onların finansal okuryazarlık oranında biz OECD ortalamasının üzerine gidiyoruz. Yani herkes tabii ister tabii. istemez ekonomist oldu. Yani öyle söyleyeyim ya da finans Tabii yöneticisi tabii oldu. tabii. Peki Tabii. yani Niye şimdi biz? Kamuoyu bu niye bize şartlar çok teveccüh ediyor? değişmeyecek. Tabii. Bu şartlar çok Niye bize teveccüh değişmeyecek. ediyor? Hatta daha Dolayısıyla değişmeyeceği kötüleşecek. için bu ne demek? Bu ne demek? En büyük riskimiz ve gerçekleşmesi mukadder kadar ha. Manifest destiny abi. Olacak bu.
Türkiye'de iş gücü ucuzlayacak abi. Bu ne demek? Benim standart averaj çalışan, bu averaj dediğin şey çok çok büyük yani. Tamam mı? Herkes asgari Standart ücretli zaten. normal dağılım eğrisinin ortası. Evet. Ha. Herkesi kapsıyor neredeyse. Ha. Bu insanların gelirleri reel olarak azalacak abi. Evet. Azalacak. Çünkü şu anda izlenmekte olan ekonomi programının başka bir çıkışı yok. Bütün bunlar olurken dünyada da her tür risk artıyor. Dünyanın en büyük piyasaları küçülüyor, resesyona doğru giriyor, talep azalıyor. Ve bu azalan talep karşısında pazar payını korumak için senin elinin altında bir tane unsur var. Tamam mı? O da bu. Evet. O da bu. Evet. Hocam Ana unsur bu. 2000 ben 13'ten bakarım. Siz farklı bir yerden bakabilirsiniz. Ondan beridir uygulanan politikalarla birlikte yani bu siyasetteki çöküntüden bahsediyorum esasında. Hani AK Parti'nin o daha rasyonel politikalardan ben hani 2013'ten itibaren yavaş yavaş uzaklaştığını görüyorum. Siz baktığınız zaman geçmiş 10 seneye diyeyim ya da ben 10 sene bakıyorum. Siz başka bir yerden bakabilirsiniz. İnsanlar giderek döviz ve altın, döviz ve altın, döviz ve altın yatırımı yapmaya başladılar. Siz önümüzdeki seneye ve senelere baktığınız zaman bu değişimin bu şeyin teveccühün devam edip etmeyeceğini düşünüyor musunuz? Sanki 2024 altın açısından hem dünyada hem Türkiye'de ciddi bir getiri varmışçasına yorumları hak ediyor bu arada. Siz ne dersiniz? Valla altın zaten biliyorsun geçen hafta nominal olarak tarihte geldiği en üst seviyeyi kırdı. Onun grafiği de vardır zannediyorum bizde. Onu da belki verebilirsek verelim. Ama sonra geriledi. Fakat bu jeopolitik risklerin devamlılığı noktasında altının evet bir şansının olduğu açık. Bir de geçen dönemlerle kıyaslandığı zaman altındaki artışın yüzdesel performansı diğer emtialarla kıyaslandığı zaman en azından kimileriyle kıyaslandığı zaman oldukça düşüktü. Altının bu aradaki farkı kapıyor olması da normal. Zaten altın artmıyor dendiğinde de jeopolitik riskler yüzünden artmıştı. Onu da geçen yayınlardan bir tanesine gösterdik. Şimdi peki bizim risklerimizin vaziyeti nedir? 2024'e girerken. Ve bunları yönetmek konusunda neredeyiz sorusu. Senin sorduğun soru. Sen miladı 2013'ten çizdin. Ben miladı 2017'den çizeceğim abi. Çünkü 2017'de bana şey vaat edildi. Yani siyasal sistemi değiştirelim. Bak her şey nasıl olağanüstü olacak göreceksiniz diye bana 2017'de vaat edildi. Onun için ben ondan öncekini ilk elin günah olmaza saydım. Tamam mı? 2017'de abi enflasyon kaçtı biliyor musun? 11,92. 2023 sonunda beklenti 65 ve oraya doğru gidiyoruz son gelen enflasyon verisiyle beraber. 2017'de dolar ne kadardı biliyor musun? 3,79, avro ne kadardı? 4,5. Bugün dolar 28,9'larda, avro ise 31,4'lerde geziniyor. Yani devalüasyon dolar için %600, rakam akıllara sezer, %669, avro için %597. Evet. Tamam mı? İhracatın ithalatı karşılama oranı 2018'den beri en düşük seviyesinde. Üstelik altınla enerjiyi çıkardığın zaman, hani altınla enerji çok arttı falan diye şikayet edenler için söylüyorum. Merkez Bankası'nın swap hariç net rezervi eksi ortalama 56,7-55. Tamam mı? 2017'de cari açık 47,1 milyar dolar. Bu sene Eylül sonu itibariyle 51,7 milyar dolar. Daha artacak. 2017'de 76,7 milyar dolar dış ticaret açığımız var.
2022 sonunda 110 milyar dolar. Bu sene Ocak'la Ekim arasında sadece 93.9 milyar dolar. Kur korumalı mevduatı bu şeyle, yani bir takım şeyleri sadece yapmak değil, doğruları yapmak değil, doğruları zamanında ve yeterli ölçekte yapmanın önemine işaret eden bir durum var. Kur korumalı mevduatta 600-700 milyar TL arası bir düşüş mevcut. Bu düşüş toplam kur korumalı mevduatın 1/5'i. Üstelik de sadece 1/5'ini çözdürebilen kur korumalı mevduatın sadece 1/5'ini çözdürebilen faiz seviyesi %40 ya, 9'dan arttırıldı. 4,5 kat faizi arttırmışız ancak KKM'nin 1/5'ini çözebilmişiz henüz. Çok merak eden için söyleyeyim, 2017'de bugün %40 olan faiz %8 idi. Tamam. Ve Hazine ve Maliye Bakanı da dedi ki parasal Merkez Bankası dedi ki parasal sıkılaştırmayı biz hızını yavaşlatacağız ve sıkılaştırma adımlarını kısa bir zaman sonra tamamlayacağız. Dolayısıyla bu KKM'nin ancak henüz 1/5'ini çözebilmiş olan faiz düzeyinin buralarda sabit kalacağına veya biraz daha artacağını, ki bence öyle olacak. Ve fakat hani 45'lerde falan duracağına dair bir niyet var ama KKM bozulmuyor. Ve bunların hepsi ortada dururken bir takım vergi yetkileri falan uçuşuyor etrafta. Hocam KKM bozuluyor ama, yani sözünüzü çok kesmek istemiyorum ama KKM bozuluyor. Yani giderek tamam, de bozulacak bence. Tamam ama yani hani 1/5'i bozuluyor. Henüz orada değiliz. Ben diyorum ki bu, bak ben demiyorum sana bozulmaz. Bozulur tabii, getiriyi gören bozabilir bunu. Evet, ama evet. Netice itibariyle kabaca hesaplarsak 3.4 trilyonluk KKM var. Bunun 1.2 trilyonu falan şeyden gelme. TL'den gelme. Kalanı evet. Döviz. Evet. Bozulan KKM muhtemelen TL'den gelen KKM ve onun da daha yarısı. Öbür yarısı da bozulduktan sonra hala 2.2 trilyonluk döviz tevdiat hesabına dönüşecek KKM'n varsa o faizi orada tutturamazsın. Dolayısıyla da bu parasal sıkılaştırma hızını yavaşlayacağı ve sıkılaştırma adımlarının kısa bir zaman dilimi içinde tamamlanacağı sözü benim açımdan tamam önemli ama soru işareti. Yani evet. Doğruyu yapıyorsun, faizi arttırıyorsun ama beklediğin etkiyi elde edebiliyor musun? Edemiyorsun. Edemeyeceğine dair de bir şüphen var ki Hazine ve Maliye Bakanı çıkıyor diyor ki kardeş, liralaşma politikasını desteklemek amacıyla önümüzdeki dönemde vergi ve teşvik olarak sürece katkı sağlayacaklarmış bu verilen vergi yetkileriyle. Bunlar daha ilk, yani döviz üzerinden, sermaye piyasası üzerinden. Başka vergilerin de geleceğini anlıyorum ben. Hani 2024'de bak riski gör dedin ya, al sana kristal kümede, kürede gözüken. Bir, insanlar fakirleşecek. İyi mi? Berbat. İki, daha fazla vergi gelecek. İyi mi? Kim memnun? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Şimdi demek ki 2024'e baktığımızda kolay bir seneden bahsetmiyoruz. Dünya pazarları daralacak. İyi mi? Bu da kötü. İhracatla büyüyen bir ülkesin. İhracatın ithalatlı karşılama oranı altınla enerji harç %90'a düşmüş. İyi mi? Kötü. Kötü. Hocam iyi bir şey söyleyin ya. Yani görevli bu değil ama. Hani söyleyemez. Söyleyemem. Söyleyemem abi. Umut var. İyi dur. Söylerim. Pardon. Özür dilerim bizi seyredenler. Söylerim. İyi bir şey söylerim. Bak. Bir, gaz değil inandığım için söyleyeceğim bir iyi şey var. Onu ikinci söyleyeceğim. İlk söyleyeceğim iyi şey şu. Tamam, doğrular yapılıyor. Ama biraz fazla yavaş ve biraz fazla hafif yapılıyor. Tamam mı? Güzel. Bunların ağrı gelecek, kimse kendini kandırmasın diyorum. Evet. Ama doğruların yapılıyor olması doğru ve iyi bir şey. Doğruları bugün yavaş yaparsanız ileride bu yavaş doğruların daha büyük maliyetleri olur. Daha önce yapılan şeyler olabilir, kadar evet, olmasa olabilir. Da. Çünkü daha önceden biriktirdiğin maliyet var. Yavaş doğruların bu maliyetleri izale edemiyor. Dolayısıyla ileriye doğru maliyet aktarıyorsun. Oraya geldiğinde yaptığın doğrular hala hesabında bulunan eksi bakiyeyi karşılamayabilir diyor. Tamam. Süper söylediniz. Harika.
Bu bu. Hızlanın. Hızlanın. İkincisi, iyi bir şey daha söyleyeyim. İyi bir şey daha söyleyeyim. Vallahi gaz değil. Yani bizi seyredenler kendilerini iyi sessinler Gaz falan değil, diye. petrol. Bu ülkenin insanı. Bu ülkenin insanı ha. Muhtaç Bu olduğum ülkenin kudret insanı. damarlarındaki Bu asil ülke kanda bu, bu mevcuttur. ülkenin ha, bu ülkenin insanının bu ülkenin insanının adaptasyon yeteneği, belirsizlik içinde yaşamaktan bıktığı için belirsizliği yönetebilme yeteneği. Tamam mı? Bu ülkenin yöneticisinin kriz yönetimi birikimi. Özel sektör yöneticilerinin. Bu ülkenin insanının hayatta kalma becerisi. Bu ülkenin emeklisinin kişisel finansmanını yönetmek noktasındaki finansal okuryazarlık düzeyini tavan yaptırabilme yeteneği. 75 yaşında, tamam mı? Bu işi yapabilme yeteneği. Evet, bunlar iyi şeyler. Bir de hala sahip olduğumuz Atatürk'ün kurduğu laik demokratik cumhuriyet. Yani laf gene ona geldi ama Türkiye ile ilgili her laf ona gelecek zaten. Evet hocam. Gelecek. Herkes bir gün o kapının önüne gelecek. Anıtkabir'in kapısının önüne gelecek ve nedamet getirecek. Tamam. İyi şey bunlar. Bunlar hala elimizin altında. Ha, bu ülke sallanır, yuvarlanır. Bunlardan da çıkar mı? Çıkar. Ona dair de umudum var. İlerisinin iyi olduğunu düşünüyor muyum? Bak iyi bir şey söyleyeyim. Daha ilerisinin iyi olduğunu da düşünüyorum. Ama Evet. önümüzdeki 1,5-2 senenin çok zor geçeceğini ne dair de elimin altında bir takım veriler var. Onları da Evet söylüyorum. hocam. Yapamadığım bu programda tek bir şey kaldı. O da hevesim kursağımda kaldı. Bir gün lütfen bana bu fırsatı ver. Bizi izleyenler de tahammül etsinler. O The Economist'i gösterdin ya, 2024. Evet, gösterdik. Ha bu işte, tamam mı? Şimdi bunun üzerinden okuma yapanlar var, biliyorsun değil mi bu memlekette? Biliyorum. Böyle. Biliyorum. Ha, bu Tabii. memlekette böyle bakıp küresel baronların neleri dizayn ettiğine dair mektup alanlar var buradan abi. Hocam, hocam yalan değil ama. Yani Tabii. yapmıyorlar Bu bunu. Siz ne bak bu ama anlatıyorsunuz? kapakta veriyorlar. Kapakta. Kapak olsun diye lafı buradan kaynaklanıyor, biliyor Evet musun? Kapak hocam. olsun lafı dünya literatürüne. Ha, let it be lit, tamam mı sana? Bu böyle. Kapak olsun Anladım. sana, tamam mı? Al sana cap. Ha, burada kapaktan okuyorlar abi. Ben de bir gün rica ediyorum, bak o birbirine bakan Zelenski ile Putin'in ağız çizgilerinin kenarının işaret ettiği grafiğin üzerinden dünyanın 2024 geleceğini okumak istiyorum. Bak ne alır? Renkler bak. Kırmızı, mavi, siyah. Neden sarı, yeşil ve mor değil? Doğru hocam. Niye değil? Niye değil? Değil, bir nedeni var. Bir nedeni var. Bunu. Tamam. Şimdi kır. Bana da onu düşündürttürüyor bu. Şeyde TRT'de yayın kesildiği zaman böyle bir tane şey çıkar ya, renkli şey. Hani böyle televizyonlarda olurdu böyle. Yayın gitti, orada da TRT bilmem ne yazıyor. Bu da böyle hani dünyada bir yayın gidecek böyle. Bu risklerle böyle ekrana bakıyor, kalacağız gibi Bak ben sana düşünüyorum ben ben. sana hemen okuyayım. Söyleyeyim. Milletlerin iradesiyle seçilmişlerin zamanının dolduğuna dair burada bak şeyin üzerinde seçim sandığının üzerinde kum saati koymuşlar. Namussuzlar bunu planlıyorlar. Uyanık olalım. Güney Amerika'nın zamanı doluyor. Hocam bak, Güney Asya Amerika Pasifik, konusu Güneydoğu demeyin. Asya'nın Bak bak. zamanı doluyor. Hocam Güney Bizi Amerika düşünüyoruz demeyin. diyorlar. Bak sol tarafta beyne benzer bir şey var. Beyninizi havalandırın diyorlar onun üstünde falan diye ben lütfen böyle bir yorum yapayım. Tamam. 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 O zaman ben de size şeyi söyleyeyim. Güney Amerika derken bugün konuşamadık. Sevgili editörümüz Mustafa çok güzel bir soru hazırlamıştı. O yayında onu da konuşalım. Guyana'nın Essequibo diye bir bölgesi var. Ülkenin yarısı kadar yüz ölçümü geçmişte Venezuela'ya aitmiş. İngiltere sömürgesinden çıkarken dava açmış. Venezuela ama sonuç çıkmamış. Şimdi tekrardan hak iddia ediyormuş orada. Geçtiğimiz pazar günü Evet. referandum yapılmış. Venezuela'da halk kendilerine katılması yönünde oy kullanmış. Brezilya askerleri de sınıra falan böyle her yerden dert fışkırıyor diyelim. Al Ve sana 2000 jeopolitik risk. ha, tamam. 2024'e ilişkin çok şey konuştuk. Biz bundan sonraki haftalarda da 2024'te hangi riskler, hangi belirsizlikler ve hangi fırsatlar var, neler yapılmalı konusunu konuşacağız. Sevgili Ahmet Hocam'a çok teşekkür ediyorum verdiği değerli bilgiler için. Haftanın geri kalanında Ahmet Hocam, görüşmek üzere, ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum Artunç. Gene biz 1 saati yaptık. Suçu lisan ettikse affola. Sağ olun.